Merhaba arkadaşlar. Hello Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde 35. ve 36. dersi işleyeceğiz. Şimdi 35. dersten başlıyoruz. Selim'in ailesi sayfa 58. Aşağıdaki metni dinleyiniz ve okuyunuz. Benim ailem. Benim adım Selim. Ben Bursalıyım. 15 yaşındayım. Lise 1. sınıfta okuyorum. Size ailemden bahsetmek istiyorum. Babamın adı Selman. Babam doktor. Hastanede çalışıyor. O 48 yaşında. Annemin adı Halime. Annem Ev Hanımı. O 45 yaşında. Benim bir erkek, bir de kız kardeşim var. Erkek kardeşim İsmail 5 yaşında. Kız kardeşim Hande ise 8 yaşında. Hande 2. sınıfta okuyor. O çok çalışkan bir öğrenci. Hande doktor olmak istiyor. Metnimizi dinledik. Şimdi siz de birkaç defa bu metni okuyunuz. Bilmediğiniz kelimeler varsa bunu bir kenara yazınız ve kendi dilinizdeki çevirisine bakınız. Aşağıdaki cümleleri metne göre tamamlayınız. Selim Kaç yaşında? Selim 15 yaşında. Selim'in babası nerede çalışıyor? Selim'in babası hastanede çalışıyor. Selim'in annesi kaç yaşında? Selim'in annesi 45 yaşında. Selim'in kız kardeşi kaçıncı sınıfta okuyor? Selim'in kız kardeşi ikinci sınıfta okuyor. İşte cevaplar eşleştirme etkinliğimizi bir oyunla yapacağız arkadaşlar. Selim'in babasıdır. Kim? Selman Bey. Selim'in erkek kardeşidir. Kim? İsmail. Selim'in kız kardeşidir. Kim? Hande. Selim'in annesidir. Kim? Halime Hanım. Tebrikler. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Selim'in kaç kardeşi var? Selim'in iki kardeşi var. Selim'in babası ne iş yapıyor? Selim'in babası doktor. İsmail kaç yaşında? İsmail beş yaşında. Hande ne olmak istiyor? Hande babası gibi doktor olmak istiyor. İşte cevaplar. Çalışma kitabı sayfa 34. Ayhan'ın ailesi. Bu ailenizin fotoğrafı mı Ayhan? Evet. Bu benim. Bu da babam. Babamın adı Salih bu annem. Annemin adı Ayşe. Bu da erkek kardeşim Ahmet. O kaç yaşında? 10 yaşında. Bu yaşlı adam kim? O benim dedem. Peki bunlar kim? Halam Selma ve kocası Sabri. Bunlar da çocukları Hakan ile Fatih lisede okuyorlar. Peki şu genç adam kim? Bu amcam Hüseyin. Diyaloğa göre doğru cümlelerin başına D, yanlış cümlelerin başına Y yazıyoruz. Ayhan'ın halasının adı Salih. Hayır. Babasının adı Salih. Yanlış. Ayhan'ın halasının adı Salih. Hayır. Ayhan'ın babasının adı Salih. Yanlış. Ayşe Hanım Ayhan'ın annesi. Evet, doğru. Hakan ile Fatih üniversitede okuyor. Hayır, yanlış. Onlar lisede okuyorlar. Ahmet 10 yaşında. Evet, doğru. Ahmet, Ayhan'ın kız kardeşi. Hayır, yanlış. Erkek kardeşi. Ayhan'ın erkek kardeşi kaç yaşında? Ayhan'ın erkek kardeşi Ahmet 10 yaşında. Fotoğraftaki yaşlı adam kim? Yaşlı adam Ayhan'ın dedesi. Fotoğraftaki genç adam Ayhan'ın neyi oluyor? O Ayhan'ın amcası oluyor. Ayhan'ın halasının çocukları nerede okuyor? Ayhan'ın halasının çocukları lisede okuyor. Aşağıdaki diyaloğu okuyunuz ve örnekteki gibi yeni diyaloglar yazınız. Ahmet Bey, amca, 45 yaşında. Ahmet Bey kim? O benim amcam. O kaç yaşında? 45 yaşında. Aylin Hanım kim? O benim halam. O kaç yaşında? O 47 yaşında. Eyüp Bey kim? Eyüp Bey benim dayım. O kaç yaşında? O 60 yaşında. 36. derse geçmeden önce bir video seyrediyoruz arkadaşlar. Merhaba, benim adım Ayşe. 15 yaşındayım. kardeşim Mehmet. Merhaba. Benim adım Mehmet. 10 yaşındayım. Dördüncü sınıfta okuyorum. Merhaba baba. Merhaba kızım. Hoş geldiniz. Benim adım Hüseyin. Ben 46 yaşındayım. Kolay gelsin dede. Sağ ol Ayşe. Benim adım Süleyman. Ben 70 yaşındayım. Bu benim annem. Merhaba. Benim adım Gülten. Ben 44 yaşındayım. Afiyet olsun nine. Sağ ol kızım. Benim adım Semra. Ben 65 yaşındayım. Bu da küçük kardeşim Aslı. Aslı 5 yaşında. O okula gitmiyor. Bu halam. Merhaba. Benim adım Hilal. Ben 35 yaşındayım. Biz büyük ve kalabalık bir aileyiz. Ben ailemi çok seviyorum. Suat Bey neyin oluyor? Ha, Suat Bey dayım oluyor. 36. ders. Benim ailem sayfa 59. Cümleleri dinleyiniz ve uygun kutucukları işaretleyiniz. Kimin hangi akrabası var? Benim adım Mehmet. Benim erkek kardeşim, dedem ve amcam var. Benim adım Emel. Benim halam, dayım ve kız kardeşim var. Benim adım Onur. Benim dedem, ninem ve teyzem var. Benim adım Ülkü. Benim ninem, amcam ve dayım var. İşte cevaplar. Tabloya bakarak cümleler yazınız. Mehmet'in erkek kardeşi var. Emel'in kız kardeşi var. Onur'un dedesi var. Ülkü'nün dayısı var. Mehmet'in amcası ve dedesi var. Onur'un teyzesi var. Ülkü'nün erkek kardeşi yok. Emel'in teyzesi yok. Şimdi kitaptaki cevaplara bakalım. Emel'in kız kardeşi, halası ve dayısı var. Onur'un dedesi, ninesi ve teyzesi var. Ülkü'nün ninesi amcası ve dayısı var. Benim ailem. Benim adım Bülent. Ben Türkiye'liyim. İstanbul'da yaşıyorum. Babamın adı Ömer. Annemin adı Sevgi. Benim bir kız kardeşim var. Onun adı Reyhan. Benim erkek kardeşim yok. Biz çok mutlu bir aileyiz. Ben ailemi çok seviyorum. Bu kim? Bu Bülent. Bülent'in babasının adı ne? Bülent'in babasının adı Ömer. Bülent'in annesinin adı ne? Bülent'in annesinin adı Sevgi. Bülent'in kız kardeşinin adı ne? Bülent'in kız kardeşinin adı Reyhan. Buradaki metne bakarak siz de kendi aileniz hakkında kitaba eğer kitabınız yoksa deftere metin yazınız. Çalışma kitabı sayfa 35. Benim adım Nurgül. Ben Ankara'da yaşıyorum. 13 yaşındayım. 7. sınıfta okuyorum. Benim Büyük bir ailem var. Babamın adı Erhan. O 53 yaşında ve öğretmen. Annemin adı Neslihan. O 52 yaşında ve ev hanımı. Benim bir ablam, bir ağabeyim ve bir de erkek kardeşim var. Ablamın adı Esra. O 26 yaşında ve polis. Ağabeyimin adı Ekrem. O üniversite ikinci sınıfta okuyor. O mühendis olacak. Erkek kardeşim Erman ise ilkokul beşinci sınıfta okuyor. Dedem ve ninem bizim evde yaşıyorlar. Nurgül Ankara'da yaşıyor. Doğru mu? Evet, doğru. Nurgül'ün babası mühendis. Hayır, Nurgül'ün babası mühendis değil. O öğretmen. Nurgül üniversitede okuyor. Hayır, Nurgül üniversitede okumuyor. Nurgül 7. sınıfta okuyor. Nurgül'ün ablası polis. Evet, doğru. Nurgül'ün erkek kardeşi lise birinci sınıfta okuyor. Hayır. O lisede okumuyor. İlkokul 5. sınıfta okuyor. Nurgül kaç yaşında? Nurgül 13 yaşında. Nurgül'ün annesi ne iş yapıyor? Nurgül'ün annesi ev hanımı. Erman Nurgül'ün neyi oluyor? Erman Nurgül'ün erkek kardeşi oluyor. Diyalogdaki boşlukları örnekteki gibi doldurunuz. Serpil Hanım kim? O benim halam. O kaç yaşında? O 35 yaşında. O ne iş yapıyor? O hemşire. O nerede çalışıyor? O hastanede çalışıyor. Dayım babamın erkek kardeşidir. Hayır, yanlış. Dayım annemin erkek kardeşidir. Teyze annenin kız kardeşidir. Doğru. Babam amcamın akrabası değildir. Yanlış. Babam amcamın akrabasıdır. Enişte halamın kocasıdır. Doğru. Hem halamızın hem de teyzemizin kocasına enişte diyoruz arkadaşlar. Aile, anne, baba ve çocuklardan oluşur. Doğru. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Siz de kendi aileniz hakkında bu şekilde paragraflar ve diyaloglar oluşturabilirsiniz. Sizin ailenizde kimler var? Siz de bunları yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.